Bedava Oyunlar serisinde bugün karşımızda Scribble It isimli çizim oyunu var. Çoğunuz Gartic isimli oyunu en azından duymuşsunuzdur. Çoğu Twitch yayıncısının izleyicileriyle beraber oynadığı bir çizim oyunudur. Bu ise onun biraz daha sanki gelişmiş versiyonu. Steam üzerinden ücretsiz olarak edinebilir. Arkadaşlarınızla veya tanımadığınız kişilerle gayet keyifli oynanış tecrübeleri edinebilirsiniz. Oyunda mantık şu: hangi dilde, hangi oda olursa olsun fark etmiyor. Karşınızdaki kişi bir İngiliz, bir İspanyol vesaire, bir başka ülkeden bir kişi olabilir. Bunun çizdiği çizimi siz cevaplarken kendi dilinizde cevaplıyorsunuz. Sizin çizdiğiniz çizimi ise onlar kendi dillerinde cevaplıyorlar. Önce profile bir tıklayalım, size daha önceki çizimlerimden biraz bahsedeyim. Kırmızı biber bunu 5 kişilik bir odada oynarken sadece 3 kişi bile bilmişti. Etiketi ise yine 5 kişilik bir odada 3 kişi falan bilmişti. Hız göstergesi çizimin pek başarılı olmadı muhtemelen, çünkü az kişi bile bilmişti bunu. Kobra'yı bildiler, Pati'yi bildiler. Her ne kadar çirkin bir çizim yapmış olsam da gaz maskesi çizimimi de bilmişti bir grup. Sevmediğimiz, kullanmadığımız bir platform olabilir çoğumuzun, ancak bu logoyu çizerek çoğu insanın bilmesine vesile olmuştum. Bunu çok az kişi bile bilmişti. Çivi'yi bilemeyen yoktu. Eşarp'ı bilemediler. Terliklerde bazı sıkıntılar yaşayan arkadaşlar oldu bilmeye çalışanlar arasında. Muhtemelen ne yapmaya çalıştığımı anlamadılar. El feneri zaten gayet universal bir çizim olduğu için bilmeyen yoktu. Ford'un logosunu çizmek için mecburen yazı yazmak zorunda kaldım. Normalde yazmak yasak bu oyunda. Negatif ise bu şekilde anlatmaya çalışmıştım. Tuval yine gördüğünüz üzere rezil bir çizim. Yüzme havuzunu bilebilmişlerdi. Kağıt uçağı bilebilmişlerdi. Dönme dolap aşırı iğrenç bir çizim oldu. Ancak yine de bilmişlerdi. Ev yine universal bir çizim olduğu için bunu da bilmişlerdi, ancak ilginçtir. Boru sözcüğünü kimse bilemedi. Muhtemelen yabancılar hayatlarında hiç boru görmemişler dedim ben de. Şimdi bir oyuna girerek size oyunun nasıl bir şey olduğunu ufakça göstermeye çalışayım. Oyna ekranına tıklayalım. Benim dilim Türkçe, ancak hangi dil ana diliniz olursa olsun fark etmez. Şu an lobide oyunun başlamasını bekleyeceğim. Oyun başladı. İlk sözcük bende. Şu an ilk çizimi ben yapacağım. Bakalım nasıl ninjayı çizebileceğim. Şimdi bir yuvarlak çizeceğim. Ardından yine bir elle şöyle bir şey yapıp şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir surat yaptım mı muhtemelen bilecekler diye düşünüyorum. Rus arkadaşımız bilmede sıkıntı yaşıyor. Arkadaşımız bilemedi. Ve nice draw diyerek çizimimi beğendiler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bir diğer oyuncuda, Rus arkadaşımızda. Bakalım ne çizecek bize. Ne bu ya? Matematik değil abi. Bölüm. Bölme. Bölme işlemini bize anlattı kendisi. Her ne kadar çizmek yasak da olsa başka türlü nasıl anlatabilirdi? Bir meyveyi bölen bir bıçak çizebilirdi, ancak eylemi de anlatmak gerçekten zor olacaktı. Yani sonuç odaklı bir çizim oldu. Her ne kadar resim olmasa da. Şu an bir başka oyuncu çizecek. Björn. Björk. Kelime seçmesini bekliyoruz.
nedir? Mezarlık mı? Değil. Ne o? Kilise değil. Ne bu acaba? Korkuluk değil. Hayalet değil, hortlak vesaire mi? Melek değil. Cenaze değil. Nedir bu acaba? Süpermarket mı? Dostum neydi bilmiyorum ama bu. Björn üzgünüm. Mahkeme mi ne? Aa, manastır. No, no, it was not that bad. Hadi bakalım. ZX Corm ne çizecek bakalım bize? ZX Corm odadan ayrılmayı tercih etti. Abaküsmüş sözcük. Şimdi Gabby'de sıra. Bakalım Gabby ne çizecek bize. Hadi bakalım Gabby. Yapıştır gelsin. Çimen. Değil. Illuminati mi? Ne bu? Ne yapıyorsun abi? Üçgen. Hadi canım, bunun için neden yeşil bir zemin üzerine bir sürü mavi üçgen? Bir adet üçgen çizip yanına bir soru işareti koyarak aslında bize ne yapmak istediğini anlatabilirdim. Bu şekilde üçgenler oldu bu şekilde. 3 tur şeklinde olacak. Gördüğünüz üzere sol tarafta 1. tur. Şimdi 2. tura geçtik. Oksijen töpü, gözlükçü ve dirgen diyor. O zaman bir dalgıç çizeceğim hemen hızlı hızlı. Şöyle yapalım. İpucu nasıl veriyorum emin olun bilmiyorum şu an. Oksijen tüpünü çizmeye çalıştım ama sanırım beceremedim abi. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Evet, bu yakışmadı bana şu an, kimse bilemedi. 3 turu da tamamlayabilirsek, oyunu da kazanabilirsem tadından yenmez şu an. Evet. Nedir bu? Sigara mı? Değil. İğne, şırınga. Lazer. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Yeşil seçmesi diğer oyuncuların anlaması açısından gayet güzel oldu. Tebrik etmek lazım. Filter demiş.
Nice throw diyelim de. Ayıp olmasın şimdi. Evet, kelime seçmesini bekliyoruz Björn'ün. Hatta ona Björk diyeceğim bundan sonra. Bu nedir abi? Kaka mı? Kaş yanı. Değil abi. Ne bu? Arı kovanı. Arı. Arı. Değil lan, ne bu? Acaba ne bu? Bol. Bal. Bal. Bal nesi abi? Bal peteği değil. Ne bu? Bal likörü. Daha nasıl çizsin adam ya? Bal likörü ha? Yani pek biraz da tabii kültürel bir durum söz konusu oluyor tabii bazı çizimlerde. Mesela bal likörü çok da bizim kültürümüzce bilinen bir likör çeşidi olmadığını biliyorum. Bizimkiler anca nane likörü, muz likörüne versin kendini. O neymiş? Aa. Aa, zor bir şey çıktı muhtemelen ya. Aa. Polis memuru. Aa, tahminim doğruydu. Ancak bu tarafa yazdım, o tarafa yazdım. Yanlış yere yazdım ya. Son anda yetişirim dedim ancak... Olmadı. Siklop. Muhtemelen. Başka nasıl çizeyim abi? Siklopu böyle çizersin. İpucu ben vermiyorum herhalde. Hadi be. Tüh be, hepsi bilemedi. Üçüncü turda geldi şu an. Ben yaptım çizimi. Gebi bilemedi ama bir wow patlattı. Bu arada ben şöyle bir durum daha var. Mesela laptop'u anlatıyor ancak siz dizüstü bilgisayar yazmak zorundasınız yani. Ne bu abi? Pencere değil. Tel, demir, ızgara. Para. Değil. Ne bu? Kasa. Ama böyle de anlatılmaz dostum. Ha, şifre koydu. Ha. Bak millet işte öyle calendar zanneder onu.
Tabii daha farklı çizebilirdi. Hadi bakalım. O nedir? Ne bu? Boynuz. Neydi bu? Bu rhinoların burnunun ucundaki ne deniyordu ya? Ne bu? Boru diyeceğim olmayacak şimdi. Boru mu? Sanırım burada bir language barrier olayı var. Boru, Türkçe karşılığı muhtemelen boru olmayan bir şey çizdi o ama. Muhtemelen Türkçe karşılığı boru değildi ancak boru diye geçilmiş. Ya da eş anlamlı bir sözcüktü. Yabancı dilde aynı anlamda kullanılabilen bir şeydi muhtemelen. Bize boru olarak geldi. Bu nedir abi? Yazıt mı? Ne bu? Tablet mi? Yazıt. Tablet. Ne bu? Kitap. Ne bu? Yazma. İncil lanet olsun dostum. Aynen, bir inciliği bırakmayalım. Evet, biraz geciktik ancak İncil'i bildik. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.